Herkese selam. 10. kez çektiğim videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu ay hangi kitapları aldım, hangi kitapları okuyacağım onu konuşacağız ve tartışacağız. Evet, o zaman hemen lafı uzatmadan başlamak istiyorum. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız, eğer hala Instagram hesabımı, TikTok hesabımı ya da YouTube hesabımı takip etmiyorsanız açıklamaya yazdığım ve bıraktığım linklerden TikTok ve Instagram hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Alttaki abone olma tuşundan da kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, o zaman hemen videomuza başlayalım. İlk şöyle hemen kitaplarımı göstereyim. Bunları bir hafta önce falan aldım ve hani okuduklarım var, arasında okumadıklarım var. Şöyle hemen Monte Cristo kontuyla başlamak istiyorum. Bu benim bayağıdır okumak istediğim bir seriydi aslında. Kısaltılmış versiyonu bayağı okudum ama dedim ki bunlar yeterli değil, daha fazlasını okumam lazım. Bu arada telefonun şarjı da, tripodun şarjı da bayağı az. Umarım bitmez videonun ortasında. O yüzden ben de dedim ki neden bunu almayayım. Bunun gibi eğer bilmeyenleriniz varsa çok popüler bir dizide Monte Cristo Kontu'ndan uyarlamaydı. Ezel büyük ihtimalle çoğunuz izlemişsinizdir. Hani neredeyse dizi bizimle eşit olsa dizi çok güzel. Eğer izlemediyseniz bu arada izleyebilirsiniz. Monte Cristo Kontu'nun hikayesinden alıntılanmış bir dizi. Şu an ben okumaya başladım kitabı. 94. sayfadayım. Umarım bir an önce ikinci cildine de geçebilirim. Şu an Dante'yi hapse attılar. Spoiler verdim. Neyse, bunu da hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Evet, öyle. Hiç şey yapmayayım, daha fazla spoiler vermeden geçiyorum. Kitabın tüm hikayesini biliyorum ama tekrar okumak bence çok eğlenceli. Şimdi fareler ve insanlardan devam edeceğim. Ben online kitap alışverişi yaptım çünkü hani normal mağazadan almaya göre çok daha uyguna denk geliyor. Bayağı fark ediyor bu arada. Bence siz de online alın. Eğer çok aceleniz yoksa bence siz de online alın. Daha uyguna geliyor. Hani yaklaşık 50 lira kadar falan fark ediyor. 50-100 lira kadar fark ediyor. Hatta bazı kitaplarda kitap başına falan 30 lira falan fark edebiliyor. Ben bunu yorumlardan görüp aldım. Bence çok güzel gözüküyor. Kitap insanın sadece insanla değil, hani doğayla, hayvanlarla kurduğu ilişkileri temsil ediyormuş. Ben çok merak ettiğim için aldım ve hani ilginç geldi konusu. Evet, bunu böyle koyalım. Şöyle söyleyeyim, 3 tane klasik aldım. Normalde arkadaşlar klasikleri İş Bankası yayınlarından alıyorum. Çünkü daha şey oluyor anlatımları, daha çok seviyorum anlatımlarını. Ama İş Bankası yayınları kalmamış. Bu arada tanıtım değil. O yüzden normal farklı yayınlardan aldım. Aldığım kitaplar Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Yeraltından Notlar ve Genç Werther'in Acıları. Bunu bu aralar çok görüyordum ve hani ilgimi çekti hikayesi. Ressamın arkadaşı, zihinsel arkadaşına yazdığı mektuplardan oluşuyor. Çok ilgimi çekti ve hani kısa bir kitaptı nispeten. Ben de almak istedim 160 sayfa kadar. Diğeri Dostoyevski, Yeraltından Notlar. Ha, okumadığım için kitaplar hakkında bir yorumda bulunamayacağım ama okuduklarım üzerinden puanlama yapacağım, merak etmeyin. Ve Bir İdam Mahkumunun Son Günü. Zaten bu da idam cezasının farklı yönlerini ele alıyor. Bence güzel bir kitap. Yani ben çok umutluyum bu kitaptan. Şimdi hemen simyacıya geçelim. Ben normalde bu kitabı almayacaktım. Sonra arkadaşlarım dedi ki çok güzel bir kitap, mutlaka okuman lazım. Bir de biliyorsunuz 9. sınıfta simyadan kimyaya geçiş konusu var. Ve orada simyacılar benim çok ilgimi çekti. Böyle ilginç metalleri altına çevirmeye çalışıyorlar falan. Hani bu dönemde bu hayal gücü nereden geliyor tarzında okumak istedim kitabı. O yüzden aldım. İspanya'dan Mısır piramitlerine giden simyacıyı anlatıyor. Bence bu çok okunabilir bir kitap ve bizim 10. sınıftaki kitap okuma listemizde bu var. Yani kitap sınavı olacağımız kitaplardan biri. O yüzden erken okumak iyidir bence. Evet, bu kitap bayağıdır okumak istiyorum. Hani aralarından en çok okumak istediğim kitaplardan biri. Şöyle hemen göstereyim. Adını söylemeyeceğim çünkü videonun falan sansürlenmesini istemiyorum. Şöyle söyleyeyim, bir tane genç kız var, çok zengin, çok iyi bir hayatı var. Hani dışarıdan hayatı dört dörtlük gözüküyor. İşte o dört dörtlük hayatın iç yüzünü anlatıyor. Dediler ki bu kitap çok güzel, mutlaka okuman lazım. Ben dedim ki okuyorum. Bu Momo'yu yeni almadım ama göstermek istedim okumadığım için. Herkes bu kitabı çok sevmiş. Ben ne kadar üç kere falan başladım kitabı ama üçünde de bıraktım. Çok sıkıcı geldi nedense. Yorumlarda beni linçlemeyin ve lütfen kitabın bir süreden sonra güzelleştiğini söyleyin bana. Çünkü çok sıkıcı geldi bana, inanılmaz. Agatha Christie'nin Nil'de Ölüm. Bunu da nereden aklıma geldi diye sorarsanız ben
Disney Plus aldım ve Disney Plus'ta bunun filmi vardı. Film de çok güzeldi. Film de hani çok güzel gözüküyordu dışarıdan falan. Ben de dedim ilk önce kitabını okuyayım, ondan sonra filmini izlerim. O yüzden kitabını aldım. bu kitabı yeni almadım. Hatta neredeyse bir sene falan olacak alalı. Ama Agatha Christie'nin en popüler romanlarından biri zaten. Şöyle söyleyeyim. 10 kişiyi bir adaya gönderiyorlar. Ve bu 10 kişi de şöyle söyleyeyim. Evet söylemeyeyim çünkü spoiler olacak. Arkadaşlar spoiler yemek istemiyorsunuz kitap hakkında. Bir iki dakikayı falan atlayın. Ben bu kitabı elimden bırakana kadar. 10 tane... kanunun cezalandıramadığı suçluyu bir adaya gönderiyorlar tatil için. Ve aralarından biri de bu kanunun cezalandıramadığı suçları kendisi cezalandırıyor. Ama aslında kendisi de kanunun cezalandıramadığı bir suçlu olmasına rağmen hani değişik bir şeyler oluyor orada. Burada çok anlamamış olabilirsiniz kitabı ama bence mutlaka okuyun. Ben en sevdiğim kitaplardan biri. Çok popüler bir kitap olsa çok güzel. Agatha Christie'nin tüm kitapları güzel. XOXO. Bu K-dramaların kitaplaşmış örneği. Hani okurken K-drama izliyormuş gibi geldi. Şöyle söyleyeyim, tüm K-dramalarda olan ortak yön olarak sonu çok belirsiz bitti. Hani tam açık uçlu denilemez ama hani ne oldu, ne yaptılar bunlar sonra, hani ne oldu falan. Onlar biraz muamma geldi bana ama kitap güzel falan akıyor. Ben Korece isimleri ne kadar aklımda tutamasam da bu kitap Korece isimlerden bayağı arındırılmış bir kitap. Sadece başrolün adı Korece. Yok 2-3 kişinin... Şöyle söyleyeyim 10 karakter var, 2-3 kişinin adı falan Korece. O yüzden sevdiğim kitaplardan biri oldu. Hani puanla derseniz de 10 üzerinden 8,5 falan verebilirim. Hani o 8,5'u da romantik kategorisinde veriyorum. Çünkü hani çok daha iyi kitaplar var. Çok daha iyi dille yazılmış kitaplar var. Çok daha öğretici kitaplar var. Evet. Bunun da bilgilendirmesini yaptıktan sonra bu kitabı geçiyorum. Ama bence okuyabilirsiniz. K-drama okumak istiyorum derseniz bence birebir. Ve satır aralarında buluşalım. Bunu da öyle orada kitap sitesinde gördüm gezinirken ve ilgimi çekti. Almak istedim. O kadar hani başka bir şey yok. Çok da böyle ağım şığım bir konusu da yok ama hani ilgimi çektiği için almak istemedi, indirimdeydi. Tartışma soruları içerir de diyor. Hani ne tarz tartışma soruları içerdiğini de bilmiyorum. Evet, bu aylık kitap alışverişim bu kadar. Yani yaklaşık bir 20 günden sonra video çekmek biraz değişik hissettirdi ama umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Önceye çekiyorum. O yüzden like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Umarım telefonum beni yarı yolda bırakmaz bu videoda. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Masamı galiba ilk defa böyle görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.